kararı tek başına Süleyman Soylu Bey'in alacağına inanmıyorum. İlk yorumu bu oldu. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kararı kendisinin aldığını açıkladı. İlerleyen dakikalarda da istifa kararının bir talimat olmadığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Soylu'nun istifasını kabul etmedi. Bütün karar mekanizmalarının oluşmasında nihai söz sahibi olan Sayın Erdoğan'dır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk Televizyonu'nun canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyordu. O sırada Soylu görevinden ayrılma kararını duyurdu. Kılıçdaroğlu bunu anlayışla karşıladığını söyledi. Sayın Erdoğan'ı kurtarmak için Sayın Soylu'nun istifa etmesini de anlayışla karşılıyor. PKK FETÖ terörünü bitirmek için kararlılıkla mücadele eden Soylu'nun istifası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de sevindirdi. Hatayı ve başarısızlığı kabullenmek, sorumluluğunu üstlenmek olgunluk gerektirir. Sayın Süleyman Soylu'ya göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum. Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da istifa etmesini istedi. Hedefinde son dönemde çiftçiden yana uygulamalarıyla öne çıkan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de vardı. Aynı olgunluğu başarısızlıklarıyla birer marka haline gelmiş damattan ve Tarım Bakanı'ndan da bekliyorum. Süleyman Soylu'nun istifa kararı HDP PKK cenahında da sevinçle karşılandı. HDP'li Ahmet Şık, Soylu'nun istifasına ilişkin sıradaki diyerek memnuniyetini ortaya koydu. Soylu, uygulamaları ve açıklamaları nedeniyle CHP ve HDP ile sık sık karşı, karşı karşıya gelen bir bakan olarak dikkat çekiyordu. Başınıza yıkarız işte. Kandili de başınıza yıkarız. Burada o teröristleri de aynı şekilde başınıza yıkarız. Öyle tepe, köy şey buldunuz olarak.